Belliyor. Notlara kadar sabah kalk dedim, herhalde bu olur. Konsolosluğu da konuştum. Konsolosluğu ancak pazartesi günü o belgeyi verebilecek. Olay sadece benim ismimmiş. Benim burada yani teyit etmek istediğim o isim sahibi ben oldum. Pasaportun ekini de verdim. Zaten isim değişikliği var. Bu isim değişikliği de bu belge üzerinde yazıyor. Benim geçen sene isim değişikliğinde bulunduğum için yani şahsım ben olduğum yani. Orada gönderici bankayla sen muhatap olabiliyor musun? O, olamıyorum işte. Çünkü gönderici ben olmadığım için o detaylara banka giremiyor. Çünkü gönderici Danimarka, yani Danimarka devleti tarafından gönderici. Onların işte o isim değişikliği hakkında işte imzalı, mühürlü, telefon numara vesaire vesaire derken İngilizce, bir de Türkçe çevirisi. Şimdi o gün gelmişim, o para gelmediğini hatırlıyorsunuz. Gelmedi dediniz. Şimdi abi muhabir. Muhabir yok ama muhabir diyorsunuz da. Gelmez. Yurt dışında şu belgede mi? Cumhuriyet aramış herhalde. Belge bu mu senin? Aynen ama size mi o yurt dışı havale işlem mi bilmem mi? Evet. Cumhuriyet aradığı bu mu? Aynen aynen. Ama o şimdi nereye gitmiş bu belge? Aynısı. Bak şimdi ben sana süreci anlatayım abi. Tamam. Dış ticaret. Ben bireysel olduğum için ticaret işlere girme olasılığı var mı? Evet, ticaret olay farklı. Yani olay farklısa ben ticaret bir gönderi değil yani. Orada emekli, o emekli maaşı yazdığı belirtmek isterim o dekont üzerinde. Anladım, ticaret yapmıyorsun değil mi sen? Bireysel. Yani gönderici, yani şimdi maaşın şimdi 1 milyon dolar olsa anlayacağım yani. Gerçekten benim emekli aylık ayda aldığım emekli maaşım. Yok, şimdi Türkiye'de bile olsa şimdi EFT'ler hesap adıyla hesap numarası. İşte ben de kaç haftadır diyeceğim bunun yani doğrulama olayısında, hani güncelleme konusunda siz girmişsin daha, hatırlıyor musunuz? Onu anlatayım mı ben sana? Şimdi biz alıcı banka olduğumuz için, hani alıcı banka bu tarz güncellemelere müdahale edemez. Ancak gönderici banka müdahale. Aynen öyle, aynen öyle. Orada şu bak, senin şimdi gönderici banka... O normal şekillerde. Şimdi şimdi bak, QM diyor, şu senin ben anlıyorum abicim. Ben orada yani 12 sene ben zaten ticaret ilişkilerim var benim orası, ben orada, tamam mı? Sürecini anlatıyorum. Tamam, ben anladım ama süreç dışında benim sadece demek istediğim bir pasaportumun ekiğine geldim. Benim yurt dışında çift vatandaş olduğum için. Şimdi senin bunu muhabir bankana yazmış. Demiş ki kardeşim. İsim değişikliği. Aynen. Yazmış, diyor ki oradan cevap bekliyoruz diyor. O cevap da bir hafta sürer, iki hafta sürer. İşte. Onu hızlandırmak adına hani oradaki bankayla... Aynen, aynen, aynen. Görüşüyorum. Aynen, onlarla da görüşüyorum. Göndericiyle görüşüyorum. Her üç taraftan görüşüyorum abi. İşte 6 gündür böyle yani. O yazılan bizimkilerin sorduğu şeye cevap verirlerse bizimkiler böyle anlatırız. Ama onlar böyle sizin gibi yani serbest çalışmıyor. Anladın mı? O yani banka, örnek o bankada diyelim telefona veya bu e-maillere bakacak kişiler örnek 1000 tane diyelim. Veyahut da 10 tane diyelim. Yani böyle şeyle kronoloji diyorlar ya yani... Beni orada o sistemde alıp da hemen burada okey onay vermiyor yani. Anladın mı? Benim orada yani orada şey hakkım yok yani. Onlar da işte yazılı. Ne zaman o maili veyahut o yazıyı okursa işte o bugün mü olur? İşte geçen hafta, gelecek hafta mı olur? Onu ben bilmediğim için ben bu bak ücret ödeyerek ben bu bilgileri, belgeleri getirmek istiyorum. Size veriyorum. İşte gönderici tarafından. Bu da dekont üzerinde. Gönderici kimse aynı bu dekont, şey belgede geçiyor. Göndericinin işte isim değişikliğinde bulunduğu, bu ismi ben oldum. İşte abi onu karşı banka abi, karşı banka benim ismimin değişikliğini nereden bilecek? Abi işte benim ya. Ben Danimarka nüfusunda ben isimde bizim banka muhabir. O ay tamam, o sistem içi görüşmeler. Buradaki bankada diyecek ya kardeşim. O da bir süreç işte, ben onu demek istiyorum, o da günler sürecek yani. Abi onu hızlandırmak adına o tarafta görüş. Görüştüm ama hızlandırmıyor adam. Diyor bizim yapacağımız bir şey yok.
Ne zaman sıra gelirse o zaman işte şudur budur diyor. Yani alıcı banka olduğum için oradan ha. bilgi gelmeden hesabı almıyorlar. Yani bilgi gelmesi nedir? Siz bu parayı siz açığa almışsınız şu anda. Hayır, o isimden hayır. değil, o benim kendi buraya gelip de sizi bu isim meselesini konuşmamdır. Bizim açığa almayız. Çünkü 13 bin Danimarka koronu az bir miktar bence yani. Şimdi 5 milyon dolar olsaydı böyle olacak mıydı? Bak abi, bankalar muhabir. Tamam sağ ol. Allah razı olsun. Yani muhabir ne bildirirse biz onu yapabiliriz. Ama muhabir o gönde... Sizde var mı şu anda o şeyin... Bende yok. Muhabir kimde var? Muhabir bankana demiş ki... Nasıl okuyacağız? Ya şey, ya, o dövizin de veyahut o ne diyorlar, şu bahsettiğimiz... Ya muhabire sorduğumuz şey mi? Ya size gelen makbuz diyecektim. Sizi gelen belge nedir şu anda? Muhabir de avuzda bekliyor. Muhabir yok diyor ama ama benim bu banka muhabiri yok yani. Muhabirsiz olmaz abi. Yurt dışı gönderilir, muhabirle gider. Benim bak. Şimdi gönderici banka var, sonra muhabir var. Abi sonra benim kıyamıyor. Öyle mi? Ama sizin ama muhabir kim şu anda? Muhabir öğreneyim sana muhabir. Şimdi yine gönderici banka ismi olacak. Muhabir, bak adam demiş ki muhabire sorduk. Muhabir bankaya arsiyat yazdık diyor. Tamam, muhabir bankayı biliyorsunuz, ben bilmiyorum ama. Siz ara irtibat kurun diyorsunuz da ben o muhabir bankanın kim olduğunu bilmiyorum. Bak muhabir bankaya da irtibat kur demiyorum şimdi. Muhabir banka senin bankana tamam. bilgi geçti. Senin bankana tamam. tamam mı? Ama abi, sizin görüşmeniz bir... kimde şu anda? Ya görüşmeler mesajda oluyor. Tamam siz kiminle görüşüyorsunuz bu isim hakkında? Abi mesajda diyor. Tamam kime? Benim o gönderici bankaya mı muhabir bankaya mı? Muhabir bankanın senin bankana. Akıbet mesajı yazıyor. Ben diyorum ki muhabire. Tamam ben de bunu söyleyeyim o muhabir kimdir diye. Muhabir öğreniyorum ya sana muhabir banka. Ama muhabir banka uluslararası banka. Yani muhabir bankada muhabir banka senin bankana sormuş. Şu an akıbet mesajı. Anladın mı? Bu uyumsuz. Tamam ben de sordum size o muhabir banka kimdir? Ha. Cevap yazıp isim uyumlu olunca da banka hesabı ama burada diyoruz ya o muhabir bankayla görsün dediler yani. Ben de diyorum ki o muhabir banka kim? O zaman ben bu dokümanı bankam kabul etmiyor. Noter çevirisi belgemi kabul etmiyor diyeceğim. Ben de muhabir bankaya bunu göstersem olmuyor mu? Muhabir banka uluslararası banka. Ama bu o zaman bu neyi niye beni kapsıyor o zaman? Ben sadece dokümanlarımı size banka olarak size göstereceğim. Siz bu isim sorununu kabul edersiniz etmezsiniz. Bizlik bir durum yok. Para sizde ama. Bizde değil, para askıda. Muhabir banka senin bu devlet bankasına yazı yazdı. Ha, tamam mı? Ha. Devlet bankası cevap yazdığı an... O yazı sizde mi şu anda? İsimle uyumlu olduğu an, tamam mı? Ha. Hesaba geçiliyor. Hani burada bizim taraf olduğumuz bir durum yok. Hani ama bir haftadır geliyorum ya, şu anda birdenbire yine buradayız. Geçen sene, diğer iki sene yine bu durumun içerisindeyim. Yani beni niye kapsayacağını anlamıyorum ben. Gönderen yanlış gönderiyor. Ama ben de ona karşılık size belgeleri getiriyorum bak. Pasaportun eklerini getiriyorum. Diyorum isim de gönderici ismi yanlış. Efendim? Ben banka olmadığım için, alıcı ben olduğum için ben de burada banka vesilesiyle yapmak istedim. Gönderici banka yazması lazım bunu. Gönderici bankana gönderen. Göndermeden yazıyor aynen. Gönderici bankana bunu bildirmen lazım ki o muhabire bildirsin, muhabir de bana bildirsin. O zaman siz bu dokümanı muhabire verseniz olmuyor mu? Olmuyor abi. Sesli bu şekilde değil. O zaman şimdi bu paranın şu anda hanımefendi Nuriye Hanım'ın paranın 2 Ağustos'la gönderildiğini dedi. Sonra askıya alındığını anlattı. Sonra yine onları anlamıyorum. Para şu anda muhabirde mi? Daim arkada mı? Muhabir meselesi dönüş beklemedi. Alo. Merhabalar abi. Bir geldiğinde 7 gün süreceğini demiştiniz. Şey mi abi? İnternet efendim? İşte yurt dışı geldiği zaman 7 gün. Doğru. Süreceğini dediniz. O da 29 Temmuz'da. Daha 7 gün bekleyeceğimi yine 2 Ağustos işte bilmem 3 Ağustos bir anlamıyorum bunu. Hemen mesajı bastırayım sana. Tamam. Muhabire ulaşıcı mesajı. Tamam mı? Evet abi. Şimdi o paranın yine o Danimarka'ya gitmesi kaç gün sürer? Abi para Danimarka'ya 15 yıl. Tamam. 15 yıl. Efendim? Para Danimarka'ya gitmez. Niye gitmez?
Eğer banka cevap verirse hesaba alınacak para. Bankam yok ki orada. Benim banka Türkiye'de. Pardon, para dedin ya Devlet Bankası gönderiyor diye. Tamam. Devlet Bankası cevap yazacak muhabirin yazdığı cevabı. Ben de diyorum cevabı ne diyecek? Diyecek ki hesap şu olacak, şu hesabı alın diyecek. Ama bunu o banka bilmiyor ki. İşte abi ona gönderdim. Bunu siz nerede bilecek? Banka benim kişisel evraklarımı, bilgilerimi nerede bilecek? Benim eskiden ismim neymiş? Banka nereden bilecek? Senin aracılığınla göndermiyor mu banka? O banka köpekle bir tanıyor musun? Ne enteresan ya. Enteresan değil. Sistem Ya ben Danimarka'ya gidip de ben bu nüfus kaydını ben oraya göstermiyorum. Ben kendi bankama göstereceğim. Beni Allah'ım yarabbim ya. Uluslararası para finansör sistemi. Ya sistem olsun olmasın. Sonucunda kimlik teyit etme amacıyla ben belgeleri size gösteriyorum. Tamam. Siz bu belgeleri üzerinize alıp da o muhabir bankayla görüşmeye geçirseniz o ayrı mesele. Ama bunu siz yapmıyorsunuz. Ne enteresan ya. Bire parayı geri göndermiyorsunuz. Yine burada yani böyle parasız kalacağım. Birden bir cinnet katliam geçireceğim. Kimse de tövbe estağfurullah. Abi şu mesaj bizim muhabir bankaya çektiğiniz mesaj, bankanın çekmiş olduğu. Buna banka döndüğü an, anlatabildim mi? We are unable to apply the funds since the name and account number of the beneficiary customer do not... Ama burada hem isim hem de hesap numarası diyor. Yanlışlığı var. Uyumsuz demek ki uyumsuz diyor. Benim IBAN numaram niye uyumsuz abi? Abi işte senin gönderen bankan diyorsun abi. Gönderen bankan. Benim buradaki IBAN'ıma gönderiyor. Bu da hem isim hem de şey numarası diyor ama. Çok gerçekten enteresan bir durum şu anda. Sen o gönderen bankanın Swift'ini aldın mı? Swift'i var mı sende? Abicim benim orada bu hesabıma da ait Swift ve IBAN numarasını o dekonta gösteriyor zaten. O size verdiğim dekonta var zaten. İşte Swift mesajı olur. Swift mesajı var mı? Tamam abi işte burada geçiyor. Bu şekilde mesaj var mı sen o gönderen banka? Dekont var aynen. Ne gönderdiklerini, hangi IBAN'a gönderdiklerinin dekontu var. İşte ha. Sizde de var o. Tamam. Uymadığı için. Ama IBAN benim olduğumu diyorsun burada ya. Bulmuşsun yani. Abi hesap adıyla IBAN uymadığı için. Hesap adı ve IBAN numarası hesap numarası diyor. Parayı geri vermiyorsunuz bir de. Abi ben mi anlatamıyorum? Abi siz neyi anlatmak istediğinizi ben anlamam şu anda yani. Burada yazdığın budur yani. Tamam isim neyse her neyse. Bak biz bunu muhabire göndermişiz abi. Tamam mı? Muhabir senin bankaya... Number of the beneficiary customer do not match the account number you indicated is held with us under another title. Tamam. Şimdi İngilizce var mı sen abi? Bunun var. Benim İngilizcem nasıl? Bak, anladım. Sonuç, evet. Bunun cevabını bekliyorum ben, tamam mı? Tamam cevap, ben de diyorum cevap gelene kadar şimdi hafta sonu oldu. Bilemem abi ben şey değilim, ben burada karar merci değilim. Karar merci dedi o para geri gönderilmesine ben pasaportla geliyorum bak. Benim pasaport, ben... Alıcı bankayım. Şimdi bu insan, bu şahsın ben olduğumu dair pasaport var üzerimde şu anda. Gönderen banka yine istediğim gönder. İşlemi yapmıyorsunuz burada, tamam mı? Gönderen banka hatalı göndermiş. O zaman geri iade verin oraya bankaya. Onu da yapmıyorsun diyorsun. Ya, döviz mi çıkacak hala? Ne olacak? Abi senin bankan iade ederse ederim. Sıkıntı yok. Benim bankam yok orada diyorsun. Hala banka diyor ya. Benim bankam yok abi. Abi kim gönderdi parayı? O, devlet göndermiş. Danimarka devleti kendi bankaları üzerinde bana gönderiyor. Devlet banka aracıyla gönderiyor. Doğru. Tamam o benim bankam değil. O devletin bankası. Ben nasıl burada devletle irtibat kurayım? Abi kuracaksın devleti. Ne diyeceğim? Ya diyeceksin. Böyle bir sorunum var vesaire. Aynen. Onlar diyor o zaman biz kendi bankamızda o paranın geri gelmesini isteyeceğiz. Sonra o Danimarka Bankası'nı bunu yapabilir. Tamam mı? Yine sen yardım etmiyorsun bu duruma. Abi ben alıcı bankayım. Benim yetkim. Ama şimdi belgeleri şu. Sen bu belgenin üzerinden bir yazdığını biliriz. Beraber bir okusak buradan gideceğim zaten. Burada işlem yok. Bak. Ne diyor? To who it may concern. We hereby confirm bla bla bla. Numara IBAN. Sami Fischer vesaire vesaire. 0308 tarihinde bize ulaşan mektup ile Sami Fischer'in isim değişikliğinde bulunduğu dair 09.03.2020 tarihiyle bize belirtmiş. Bu bir sosyal pansiyon olduğu için gerçek ismi ve kullanılacak banka ismi Sercan Bülent Yasyar. Bu da hesabımla uyum bir isim. Tamam bunu gönderdin oraya. Kime göndermişler? Nuriye. Şu Berkan Bey mi? Nuriye baksana. Ama oraya işlem yapmıyor tamam. Yani bu belge yani bu noterden bir de oranın şeyler. Yani bu hükümetten gelen bir mektuptur yani. Sen Berkan Bey'le ne konuştun en son? Berkan Bey referans numarasıyla dedi.
Muhabir bankayı geçsinler, bu referansın arasından. Tamam. Yani kim iletecek? O benim bankam değil, benimle bana cevap vermiyorlar. Muhabir banka olmasa bu para nasıl aracı bankaya gideceksiniz? Aracı banka... Şu mesajı atmışlar ben. Bir de aracı banka diyor. Hayır, ben kendisine verdim o referansın arasında. Mailde de var. Yani yine beni bu duruma koyuyorsunuz, bizlik bir şey yok ama şu an belgelerle ben banka, Köln'ün yanındayım yani. Bu referans numarasına teyit vermesi gerekiyor. Kim, kim? O bankada benim iletişimim yok abicim. Bir de şu geldi, benim emekli maaşım olduğu için hükümet, işte göndericiyle, o da hükümetin bilmem ne kapısı, burada SGK, örnek SGK ile konuştu. İşte onlar teyit vermezse ben geçemiyorum abi. Neydi? Neyin? Abi şu belgeler, bunlar bu belgeyi, dün bana bu belgeyi gönderdi. Senin iletişim kurma dediğin insanlar şu bu belgeyi gönderdi. Tamam. Siz bu belgeyi güncelleme için siz bana yaptırmıyorsunuz. Abi bak şuna cevap yazacak. Şuna cevap yazacak. Sen şunu gönder. Şu sit mesajı gönder o tarafa. Kime göndereceğim abi? Ben bankayla görüşmüyorum ki, bankayla görüştürmüyorlar beni. Ben sadece bir devlet kurumuyla görüşüyorum. Tamam. Orada bankacı olmadığı için senin burada gördüğünü göremiyor abicim. İşte bak şunu, bak işin çözülmesi için. Çözülmesi için yine bir hafta geçti. Burada Konya'da parasız kalıyorsunuz, birdenbire soyguncu olacağız. Beni dinlemezsin abi, bak iş çözülsün istiyorum, tamam mı? Ha. Çözülmesi için şu mesajı senden ricam. Karşı kim? Tarafa gönder. Karşı taraf kimdir şu anda abi? Tamam, devlet, o görüştüğün kişiye gönder. Peki. Tamam, o da buraya bir şey yapamıyor. Sadece bu paranın geri gelmesini isteyecek. Bu da hafta sonu olduğu için pazartesi salı bağlayacak. Tamam. Sonra para da geri Danimarka'ya gidecek. Sonra geri Danimarka'da yeni isimle buraya gelecek abi. Ha. O kişiye de ki, ha, parayı gönderme. Nasıl gönderme? Göndermiş yani. Talep etme. Bak, talep etme. Tamam, tam dinle. Gerçek doğru, yani doğru yanladığıma böyle şey bak, yapmak istiyorum. Benim dış ticaret firmalarıyla hep yaşadığım bir şey. Tamam mı? Ha. Parayı sen, istemesine gerek yok. Gerek var çünkü şu anda siz bu güncelleme olayı yapmıyorsun abicim. Sen isim güncellemesini yapıyorsun. Artık orada bunu işlemi yapması için isim güncellemesi bankada sen istiyorsan oradan bana 1000 TL'lik bir tane maliyet olacak. Tamam mı? Beni dinlemiyorsun ki. O banka 1000 TL'lik bir tane maliyeti benden alacak şimdi. Bu isim değişikliği yapman için. Bu değişikliği de sen şu dış ticaretteki Berkan mı? Berkan'a gönderdiğin dükümanla ve göndermediğin dükümanıyla zaten bu ismin, bu şahsın ben olduğum için bu size bir garanti olacak. Ama sen bu garantiye girmek istemiyorsun, yardım etmek istemiyorsun, alın mı sen? Uluslararası transfer sisteminde, evet, transfer sisteminde bankanın mecbur muhabir banka şuna bana cevap yazmadı. Gönderici sürece, banka mı, muhabir banka mı? Şimdi burada muhabir bir şey görmüyorum yani. Muhabirin kim olduğunu göstermiyor yani şu anda. Mesela çözmeye çalışıyorum, sen dinlemiyorsun. Tamam, muhabir banka şu anda kimdir abi? Burada bunu gönderdim biliyor orası, tamam mı? Bak, tamam, ben sana soruyorum abi. Ben orasını benim geçiyorum. Muhabir bankanız kimdir yani? Bak burada yazıyor abi. QNB Finans Bank. Bak şurada Dens. O bir muhabir banka değil, sizin gibi bir banka. Abi beni dinleyeceğim. Ha. Bak beni dinleyeceğim. Tamam dinledim. Benim param böyle yine FETÖ'cü böyle örgütlerin böyle şeyine ağına girmiş. Burada serbestini vermiyorlar. Ne enteresan Yahudicilik ya. Yahudi sistemi mi? Ama bunu sen burada yapıyorsun abi. Demek ki sen o Yahudinin ayakçısısın abicim. Burada helalimle, şerefimle yaşamaya çalışıyorum. Burada yani ne saçma sapan bir şey. Ben kurallara uygun yaparım. Başka kural sen muhabir banka diyorsun, burada muhabir banka yok. Gönderici banka var mı? Siz varsınız. Burada ama belgede burada mevcut yani. Bak bu belgeyi çözüm olması için bak ben sana anlatayım. Bir de buradan bir resim çektim. Oradaki arkadaşa gönder. Tamam. Oradaki arkadaş. Bak ne diyor burada? Bankaya desin şu. Correspondent is Danske Bank AS, head office, Copenhagen. Gönderici banka ve alıcı banka. Muhabir yok, yani arası yok abicim. Canım abi, orada muhatap olduğun kişiye gönder. Hı. Bak devam edin de lütfen. Tamam, orada muhatapım yok abicim. Şimdi tabii buradan benim uçağımın ta Danimarka'ya gitmem bu işi çözmem gerektiği sağlayacaktır. Ne yani gerek yok ki? Neye gerek var? Çok var. Sen burada bir ağa vurmuşsun bu parayı. Muhabir diyorsun. Yani muhabir yok burada yani. Hani? Neyse sonra şirkette bulun istiyorsan böyle yap. Şöyle yap. Çok enteresan yani. Dur bakma sen şehir dışında. 5 Ağustos 2022. Ya normalde aradım ben Ozan Bey'i.